Bana bakın, içeride olduğunuzu biliyoruz. Tamam mı? Hadi yeter mi artık? Bitsin mi bu oyun? Selin! Selin kızım, ne yapıyorsun sen? Selin! Ne yapıyorsun sen? Seviyorum kanka. Kız, bu sevmek mi? Dur. Bana bak. Selin'cim, Ali'yi çağırır mısın bana? Hadi ben bir Ali'yle konuşayım. Git, çağır Ali'yi. Çağır adamı. Bir dakika bekleyin Bora Bey. Hadi bak, uzun yoldan geldik. Saçma sapan insanlarla karşılaşıyoruz zaten. Sayko'ya bağlamış mı? Ali, doğru söz. Ziyaretçin var. Bak, bunlar kafayı yemiş. Bunların psikolojisi bozulmuş. O resepsiyonda kadın da aynıydı. Utanıyorum Selin'e. Ali, o elin ne oğlum? Hı. Sana çok gereksiz bir soru soracağım Ali. Neler oluyor kardeşim? Teyzem nasıl? Elif nasıl? Elif iyi mi? Elif iyi olsun. Elif'in iyiliği önemli. Yani büyümüştür gerçi o, değil mi? Şimdi serpilmiştir, genç kız olmuştur. Hah. Bir gün onu da getir yanında. Ya da dur. Hayır, kuzen getirme. Amcasını burada bu halde görmesini istemem. Ali. Gel. Evet, gel. Döverim seni. Bak, yemin ediyorum döverim seni. Ne oluyor oğlum, ne yapıyorsunuz burada? Hı? Dalga mı geçiyorsun benimle? Ne yapıyorsunuz burada? Ne yapıyoruz? İşte ne yapıyorsunuz? Boncuktan kuşlar yapıyorum. İngilizcemi geliştirmeye çalışıyorum. Burada insanın zamanı çok... Ali, ben sabrımın sonundayım kardeşim. Bak, ben sabrımın sonuna geldim. Bak, tam burada benim sabrım, tamam mı? Benim devreler yandı, bitti, kül oldu. Sayenizle, ikinizin sayesinde. Silah zoruyla mı tutuyor oğlum bu kız seni? Hı? Silah zoruyla mı tutuyor? Ben sorumun saçmalığının farkındayım. Ama dedim ya, devreler yandı benim. Kuzen, yok silah soruyla falan değil tabii ki. Ben onun gözlerinde müebbet yedim sadece o yüzden. Ayrıca senin devrelerinin yanmasının sebebi ne benim ne de Selin. Ada. Sebebi ada. Dört canın ada ile çevrildi. Teslim ol kardeşim. Neden böyle bir şey yaptın? Affetmesi için yaptım. O konuyu konuşacağız. Ama sorduğum soru o değil. Neden evlenip boşandım dedin? Tek bir cevabı var Ada, biz kardeşiz. Ya asıl sen kendine niye bunu yapıyorsun kızım? Ne yapıyorum ben? Şöyle açıklayayım kanka. Dört bir tarafı Bora'ya çevrili kara parçasına Ada deniyor canım. Selin. Kızım, ben evliyim. Kanka, beni deli etme, sen evli falan değilsin ya. Sen o rüzgarın hayallerinin nüfus cüzdanı sponsorsun, o kadar. Bak, 3 yıldır evlisiniz ya. Bir kez, sadece bir kez öpüştünüz mü? Hayır ama onun sebebi rüzgar nüfus cüzdanını alınca, evliliğimiz gerçek bir evlilik olunca... Aman bırak bunları kanka ya. Neyse tamam. İkinci sorum. Bora Bey'i öpmeyi hiç istedin mi? Sen niye bana saçma sapan sorular soruyorsun? Hayır. Niye bana öcele soruyorsun? Bak. Ne? Başladın yine hızlı konuşmaya, yuvarlamaya başladın. Bu ne demek biliyorsun değil mi? Yalan söylüyorsun kanka. Sen yalan söylerken hep böyle yapıyorsun. Ya adam, dinle bak. Bir gün bir yerde çok güzel bir yazı okumuştum. Bal arıların aslında onları taşıyabilecek güçte kanatları yokmuş. Yani uçmaları imkansızmış. Peki nasıl uçuyorlar biliyor musun? Nasıl? Uçamayacaklarını düşünmüyorlar. Yani uç be sistem, uç işte. Ateşe doğru mu? Ateş mi? Değil mi? Değil. Neyse tamam, sus. Gelelim asıl konumuza. Sen ve Ali. Tamam. Biz konumuza dönelim kardeşim. Bizim konumuz neydi? Sen ve Selin. Tamam mı? Şimdi sen böyle gözlerine müebbet yedim gibi saçma sapan kamyon arkası gibi konuşuyorsun. Eyvallah. Bir şey demiyorum. Ağzımı açmıyorum. Karışmıyorum. Ne yaparsanız yapın. Ama ne yap biliyor musun? Affettim de giderim o zaman. Bu kadar zor değil. Yok, affetmem. Ne demek affetmem? Affetmem. Öyle değil, hayır. Lütfen kuzen, lütfen. O ayrı mesele. Affettim demeden buradan çıkış yok. Kız sen delirdin mi? Delirdim kanka. Delirdim. Affettim demeden buradan çıkış yok, o kadar. Görüşürüz kanka. Kız. Evet.
Süre doldu. Bora Bey, oturun orada. Sen de kalk ya. Artık mahkum benim gözetimin altında. Yürü Ali. Sizin de kafayı yediniz. Ali dur, saçma sapan. Kuzen, teyzeme çok selam söyle. Elif'i öp, amcama da bir şeyler dersin. Ne çok diyorsun şey oğlum saçma sapan? Bora Bey, yaklaşmıyorum zaten. Yaklaşmayın, öldürürüm. Hadi ben bir gideyim peşlerinden, birbirlerine kelepçe falan. Vurmasınlar bunlar. Şimdi. Ah, namaracılar sizi. Biraz konuşacak mı? Anne? Evet. Bastı beni burası. Tabii. Evet, 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 gidelim konuşalım. Hadi, hadi. Hadi hızlı hızlı. Hadi. Hızlı hızlı. Affetmem diyor. Affetmeden buradan çıkmayız diyor. Ama isterseniz siz gidin diyor. Bana da öyle dedi. Şey? Gidecek miyiz? Yani Bora Bey, siz dediniz ya, onlar kocaman insanlar, kendi aralarını çözsünler dediniz ya. Ha. Nasıl tüküreyim ben? Öyle dedim ben, değil mi? Hı hı. Öyle dediniz. Öyle dediniz. Şey, gidecek miyiz? Ben şimdi gideriz gitmesine de ben kuzenimi bırakamam. Ben kuzenimi bırakamam. Niye bırakamazsın diye sor bana. Niye? Selin deli. Selin deli, şimdi ne yapacağı belli olmaz. Sağ solu belli olmaz. Ben kuzenime bunu yapamam ben. Selin niye deli oluyor şu an Bora Bey? Neden mi? Adam kaçırdı. Selin adam... Kuzenimi kaçırdı Selin benim. Deli değil de ne? Ya Bora Bey, ne kaçırması, Selin'in eti ne budu ne? Ali Bey de istemem, yan cebime koydurum yani şu an. Ha, sen şey diyorsun, Ali bile isteye mi geldi diyorsun? Selin kaçırmadı mı diyorsun yani? Vallahi bilemiyorum, şimdi günahlarını almak istemiyorum ama... Çünkü ikisi de duygularını çok yoğun yaşıyor. Şimdi bilemiyorumlarla ben bu yola çıkamam. Ben gidemem yani, ben ihtimallerle bunu kuzenime yapamam. Kardeşim o benim. Ha, evet yani şey, gidiyor muyuz ya, gitmiyor musun? Gitmiyoruz. Yerinde bir karar oldu da gitmeyelim. Yok, şimdi ne yapacakları belli olmaz. Tabii biz dönelim bir bakalım, bakın, soralım bakalım bir oda var mıymış? Kalmak lazım. Tabii. Ay, aşkım inandılar mı sence? Ya inandılar, inandılar tabii canım. Ya. Kesin inandılar. Onlar bizde kalacaklar bugün, görürsün bak. Ama biraz zor olacak gibi duruyor. Zor olacak deyince de işte çağrışım yaptı şu anda zihnim. Hı. Yerli yersiz. Geçen de böyle bir şey olmuştu ya, hani baş başa kaldık, hani şey de oldu, oradan sonra da öpüşelim mi ya? Ali. Ha? Sorulmasından hiç hoşlanmam. Şapşalıyor. Şu perdeyi indiriveriz şimdi ama. Evet. Seçer.